Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere tam ölçülü tane tane pirinç pilavı tarifi vereceğim. Genelde menülerin içerisinde çekiyorum ama sizler bulmakta zorlandığınız için sadece tek video halinde sizlere sunmak istedim. Burada sizlere göstermek için ölçmedim pirincimi. Açık pirinç kullanıyorum. Herhangi bir marka veremeyeceğim ondan dolayı. Genelde pilavlık pirinç, Osmancık pirincinin bir üstünü kullanıyorum. Osmancık pirinci birazcık daha küçük oluyor. Şimdi bunu ölçeceğim. Islatacağım. Bir 15 dakika ılık suda bekleteceğim. Sizler de kişi sayısına göre ölçünüzü ayarlayabilirsiniz. Her koyduğunuz ölçüden yarım bardak fazla su koyabilirsiniz. Ben 2 bardak pirince 2,5 su koyacağım. Islatmak için üzerine geçene kadar ılık su ilave ediyorum. Üzerine bir miktar da tuz ilave edeceğim. Şimdi kenarda 15-20 dakika boyunca dinlensin. Pilavı yapmak için uygun bir tencereye ocağımı alıyorum. Hemen buraya da kaynar suyu koydum kaynaması için. Ocağın altını yakıyorum. Çeyrek çay bardağı sıvı yağını tencereme alıyorum. İlk önce sıvı yağıyla bir süre pirinci kavuracağım. Ondan sonra tereyağını ilave edeceğim. Çünkü ilk önce tereyağını koyduğumuz zaman yanabiliyor. Yağ ısındıktan sonra pirinci yıkadım, süzdürdüm. En az 3-4 sudan geçirdim. İyice nişastasının akması için. Bu arada ben burada kuru fasulye koydum düdük diye. Birazcık ses yapabilir. Kanalımda kuru fasulyenin de tarifi var. Bakabilirsiniz. Pirinçler diri diri olana kadar orta ateşte pirinci kavuracağım. 5 dakikadır kavruluyordu. İyice diri diri oldu artık. Ben birkaç damla limon damlatıyorum. Böyle renginin parlak görünmesi için gayet güzel oluyor. Bir yemek kaşığı da tereyağı ilave ediyorum. 2,5 su bardağı suyu ilave ediyorum. Yeterince tuzunu da ilave ediyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Kapağını kapatıyorum. Kaynamaya başlayınca altını kısabildiğiniz en kısa alın. Yavaş yavaş pişsin. Pilavı bir 15 dakikadır en kısık ateşte pişiriyordum. Artık altını kapatıyorum. Şu şekilde bir tahta kaşıkla baktığımda suyunu çektiğini anladım. Bir havlu kağıtla ya da peçeteyle şöyle üzerini örtüyorum. 15-20 dakika boyunca bu şekilde dinlendireceğim. Yeterince dinlendi artık. Gördüğünüz gibi gayet güzel tane tane bir pilav oldu. Şöyle yakına da getireyim. Hiçbir şekilde laf arası olmadı. Bu aşamada pirincimiz de çok önemli. Pirincinizi seçerken dikkat edin, çok fazlasıyla küçük kırık pirinç almayın. Servis tabağını alayım. Birer çatalla da şöyle ne kadar tane tane olduğunu gösterebilirim. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.